olay yerine geldim, olay yeri güvenliğimi sağladım, kendi güvenliğimi sağladım, kendimi tanıtım izni istedim. Ben ilk yardımcı yöneliyoruz. İzniniz olursa hastanıza müdahale etmek istiyorum. Öncelikle bilinç değerlendirmesiyle başlıyorum. İyi misin? İyi misin? İyi misin dedikten sonra eğer çocuğun bilinci yoksa sen mavili 1-1-2 yara, bilinci kapalı, çocuk hasta, bana geri dön dedim ve hemen ağzının içine baktım. Eğer ağzının içinde yabancı bir cisim varsa işaret parmağımla yanaktan yanağa süpürme hareketiyle cismi çıkardım ve hastaya baş çene pozisyonu veriyorum. Çocuklarda yine baş çene pozisyonu 90 derece olacak şekilde veriyoruz. Bir elimi alnına, diğer elimi iki parmağını çeneye yerleştirdim. 90 derece baş çene pozisyonu verdim. Bu aşamadan sonra yapacağım şey, bak, dinle, hisset. Bir, aldım çenedeki elimi, alındaki elimi hiç çekmiyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Solunumu yok. Solunumu yoksa çocuklarda temel yaşam desteği kurtarıcı solukla başlar. Hemen alındaki elimle baş çene pozisyonu düzelttim. Alındaki elimle iki parmağımla burnu kapattım. Nefes verdim, açtım. Bir nefes daha verdim, açtım ve kalp masajına başlayacağım. Kalp masajına başlarken yine göğüs kafesinin üst ucunu buldum, alt ucunu buldum, 2C'ye yaptım. Alt C'ye güçlü elimin topuğunu yerleştirdim ve kalp masajına başlıyorum. Çocuklarda kalp masajı tek elle yapılır. 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30 dedim. Bıraktım, baş çene pozisyonunu düzelttim, burnu kapattım, nefes verdim, burnu açtım, çıkmasını bekledim, burnu kapattım, bir nefes verdim ve hemen ne yapıyorum? Kalp masajına geri dönüyorum. Bu işlemi 30'a 2 olacak şekilde sağlık profesyonelleri olay yerine gelene kadar, ilk yardımcı tükenene kadar ya da çocuk kendine gelene kadar devam ediyorum. Çocuğun kendine geldiğini varsaydığımızda uygulamayı kaldığım yerde bırakıyorum. Hemen baş çene pozisyonu veriyorum ve bak, dinle, hisset yapıyorum 10 saniye. Eğer çocuğun nefesi, solunumu varsa ikinci değerlendirmeye geçiyorum. İkinci değerlendirmeyi baştan başlıyorum. İkinci değerlendirmemi yapıyorum. Eğer herhangi bir yaralanma veya kanama söz konusu değilse çocuğa koma pozisyonu vermem gerekecek. Çocuktaki koma pozisyonu yetişkindeki koma pozisyonuyla aynıdır.